Genetik ve biyomühendislik bölümünde başladı. Lisans boyunca da zaten ilerleyen dakikalarda sohbet ederiz ama birden fazla yerlerde çalışma imkanı buldum. Daha sonra da lisans biter bitmez de, daha doğrusu bitmeden aslında Harvard MIT Health Science and Technology'de bir araştırma bursu alıp orada bir projede çalışmak için aslında stajyer, uzun dönem stajyer olarak ilk gidişim 2013 yılıydı. İlk gidişim tabii lisansı bitirdiğim yaz. Bir sene kadar ilk gidişimde orada kaldım. Daha öğrenebilmek için neler yapılıyor, nasıl, nelere başvurulabilir. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Burada bir kök hücre merkezinde, Live Hospital'da kök hücre merkezinde çalıştım bir süre. Daha sonra benim akademik hayat çok çektiği için de orada da bir yıla kadar çalıştıktan sonra Yeditepe Üniversitesi'nde master'a geri döndüm. Ama bu süreçte benim Amerika ile bağlantım hiç kopmadı. Yani orada kaldıktan sonra burada da projeler devam etti. Ya aslında bir nevi ben bizim üniversiteye Tepe ile orada arasında bir bağlantı kurmuş oldum. Yani gidip gelmeye başladım ya da burada deneylerini devam ettirmeye ya da oraya gidip burayla işbirliği yapmaya başladım. Master'a başladım Yeditepe Üniversitesi'nde prostat kanserini hedefleyici ilaçlara yönelik. 1,5 yıl içinde de master'ı bitirdim. Tekrar Amerika'ya gittim. Doktorama da bu sürede başladım. Bu sefer nanopartiküller üzerine, egzozomlar üzerine, yara iyileşmesi, yine kanser üzerine bir sürü araştırmada bulundum. Doktora süresince de hem Amerika'da hem burada dediğim gibi gidip gelme fırsatı buldum. Son olarak da işte yeni pandemiden hemen önce ben Şubat'ta döndüm. Mart'ta pandemi oldu. Bir daha henüz gidemedim. Şimdilik buradayım. Doktora sürecim tamamlanıyor artık. İnşallah en yakın, yani tezi verdim aslında ama savunmam kaldı. Ondan sonra da bitmiş olacak. Sonrasında bakalım neler olacak. Bunun dışında da bir Genestetics adında bir biyoteknoloji startup'ım var. Yeni, daha bir yıllık. Orada da kişiye özel genetik tespitleri geliştirip kişiye özel ürün geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bir ortam daha var. Ben eş kurucusuyum. Özetle böyle. Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nin kurucu eş üyelerinden birisiniz, evet biliyoruz, evet, ve tamam. Onunla ilgili de sorum olacak daha sonrasında size. İlk başta şöyle başlamak istiyorum. Bilime olan ilginiz nasıl ve ne zaman başladı? Bilim insanı olmaya ne zaman karar verdiniz? Benim aslında çok küçük yaştan başlamış. Yani böyle daha küçük yaştan da girip... Böyle restoranlara gittiğimizde karabiber, tuzu, her şeyi birbirine karıştırır, kendimce böyle deneyler yapan biriymişim yani. Daha sonra lise zamanlarında, hani bu ÖSS'ye gireceğim zamanlarda, hani araştırma yaparken annem benim, hatta bu teklifi görünce de hemen aklıma geldi. Annem benim eczacı olmamı çok isterdi. Hep böyle eczacı olayım, eczacılık okuyayım. Puanım da tutuyordu o zaman. Ama bir son dakikaya kadar ben de hep böyle bir... yeni şeyler bulayım, yeni moleküller keşfedeyim. Böyle bir şey var, hep var. Hep böyle science fiction şeyler okurdum da küçükken. O vesileyle aslında benim zamanımda hiç de bilinmiyordu. Yani ben genetik bölümü kazandım deyince o ne oluyor? Yani tıp mı? Hani eczacılık da değil, ne bu? Hep bana böyle sorular ailemden bile geliyordu. Hani kimse daha tam olarak bilmiyor. İş bulabilecek misin? Herkesin zaten en büyük korkusu o. Ama yani bu bir vizyon, genetik bölümü. Uzun vadede getirileri var. Yani çok ciddi emek harcamak gerekiyor. O yüzden ben de ona aslında gönül vermişim o zamandan. Böyle seçtim yani. Tamamen hep bilim yapmak. Yani doktor da olmak istediğim dönem oldu. Hep bana hatta soru sorular. Niye hani puanı tutuyorken doktor, benim ailemin çoğu doktor. Niye hani sen de olmak istemedin? Ama hep de şu cevabı veriyorum ben böyle gittiğim seminerlerde de. Ben var olan hastalıkları, muhtemelen olsam da cerrah olmak isterdim ama hani var olan hastalıkları çözmek yerine olmayanlara neler yapabiliriz? Hep bu amaçla beni motive eden şey buydu yani genetik bölümünde. O yüzden de çok küçük yaştan beri vardı diyeyim. Aslında ben de üniversite okuyacağınız bölümü nasıl seçtiniz tarzında bir soru sormayı planlamıştım ama bu bana da güzel bir cevap oldu aynı zamanda. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ona da şunu ekleyebilirim. Çok kafam karışık gitmiştim ben ama o zaman birkaç kişiyle tanışmıştım. Hatta biri şimdi artık Amerika'da zaten hoca,
Melis vardı bir tane. O da Harvard'daydı o zaman. Tesadüf onunla bir LinkedIn'de. Ben çok çok araştırmacı bir tipimdir. Yani daha şimdi sizler de muhtemelen öylesiniz ama benim zamanımda bu kadar bilinçli bir öğrenci topluluğu aslında o kadar yoktu. Herkes böyle A ile geçmem gerekiyor falan o mantıkla ilerliyordu. Daha çok ders çalışma odaklıydı. Ben çok araştırdım. Kim nerede, nerede ne yapıyorlar, nerelere gitmişler işte. Böyle hepsini listelerdim falan. O dönem bir genetik okuyan bir Melis vardı. Doğru hatırlıyorsam tabii çok yıllar önce. Ona bir mail atmıştım. Ben de böyle işte yurt dışına gitmek istiyorum. Harvard'dayım mısınız? Nasıl oluyor böyle bir şey falan. O bana o zaman o da doktora yapıyordu. Yeni hatta başlamıştı. Çok tatlı böyle bir mesaj atmıştı. Hani bunu kaybetme işte böyle oluyor falan gibi. Onlar beni hep motive etti ve bölümü seçerken çok zorlandım. Çünkü hep yani eczacı olayım. Hatta böyle çok güzel bir eczanem olsun da vardı kafamda. Yok değil öyle büyüdüm çünkü. Ama genetik ağır bastı biraz. Ama şimdi görüyorum zaten aslında hepsi iç içe bölümlermiş. Yani zaten birlikte çalışıyoruz şu an eczacılarla da biz. Hem Amerika'da hem Yeditepe'de de. Hem de doktorlarla hem de biyologlarla. Aslında hepimiz life sciences bir arada çalışıyoruz. Ama o zaman tabii genetiğe kaymışım. Onu da böyle cevaplamış olalım. Teşekkürler. Üniversite yıllarında örnek aldığınız veya mentor olarak gördüğünüz biri oldu mu hiç? Üniversite yıllarınız boyunca veya daha öncesinde. Benim çok olur böyle şeyler. Yani böyle benim çok kolay motive olan biriyimdir o konuda. Bizim bölüm Yeditepe'deki bölüm başkanı Fikrettin Hoca hala daha benim mentorum. Hani çok bilimin ticarileşebilmesiyle ilgili çalışmaları yaptığı için o mentorum. Amerika'daki hocam, ilk hocam Ali Kadem Hüseyin, o böyle çok ünlü biriydi. O zaman böyle hani konuşmaya bile çok heyecanlanırdım her Harvard'a gittiğimde. O bir mentorum. Her şeyi, her çalıştığım insandan aslında tabii tecrübe olarak da benden önde oldukları için yaş ve tecrübe bir şeyler kapmışım. Ama böyle mentor deyince aklıma herhalde Fikrettin Hoca. Ve böyle ben hep böyle ileride de hocaya da hep söylerdim çalıştığım hocalarda. Böyle bilime destek veren bir hoca olmak isterim. Hala da öyle. Şimdi düşünüyorum Türkiye'de de Yeditepe Üniversitesi BDD'yi destek veriyor bize. Hani o da benden biridir. Bu iki isim diyebilirim şimdilik aklıma gelen. Çok var ama yani. Peki çok merak edilen bir şey de yurt dışındaki üniversite yani Harvard'da bu Harvard'ı neye göre seçtiniz? Hangi kriterlere göre seçtiniz? Başvurduğunuz burslar oldu mu? Yurt dışında okumak hakkında çekinceleriniz oldu mu? Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, şöyle ben çok ciddi oraya gidene kadar çok çok zordu yani kolaydı diyemem. Gidin siz de yani çok kolay değil tabii. Ben yani şöyle şunu anlatayım yine söylüyorum katıldığım seminerlerde de. Ben lisans son sınıftım ve 363 tane mail atmıştım bir gecede. Benim bir listelerim vardı işte Oxford'daki benim alanımda yani çalışmak istediğim alandaki hocalar Harvard'daki, Cambridge'deki, Yale'deki işte John Hopkins'teki böyle dünyanın en iyi top 10 MIT'deki hepsiyle böyle listelerim vardı. Çalışmak istediğim alanla ilgili. Onlara tek tek bir böyle şeyim vardı mail. Onların çalışmalarını okudum bir de oturup yani o yüzden hatta ben lisansta yani çünkü daha çok böyle şeylerle hani herkes ben oturur neyi acaba nereye gidebilirim neler onlara uğraşırdım. 363 tane mail attım ben hiç unutmuyorum. Çok fazla. Ve 3 kişi döndü bana 363 kişiden ve sadece bir kişi kabul etti beni. İlk gidişim öyle başladı. Yani hatta 363 o bir hafta. Kim bilir öncesinde ne kadar atmışım. Ama burs bulma konusuna gelince ben hani onun içinde TÜBİTAK, şimdi TÜSEB'in de var sanıyorum. TÜBİTAK destekleri var. Bazı işte iş insanları destekliyor olabiliyor. Böyle araştırma yapmak gerekiyor burs için. Şimdi chatte soru gelmiş onu görünce söyleyeyim. Üniversitelerin öğrencilere destekleri olabiliyor. Benim beni desteklemiş diye Yeditepe Üniversitesi'ye gittiğimde. Böyle yani
ilk dediğim gibi çok zordu ama gittikten sonra da o bağlantıyı sürdürebilmek adına ben tabii çok çalıştım yani sabahın daha erken saatine gidip böyle gece gündüz laboratuvarda. Zaten hani çalışkan bir toplumuz biz zaten. Orada da bu aslında Amerika'da o kadar çalışkan değiller yani. Sadece rekabet çok fazla. Hani çok anlık değişiyor. Bütün böyle 3 yıllık çalışma bir günde başkası basıyor falan. Hani ona adapte olmam zordu. Ama oldum. Yani emek gösterdim. Dolayısıyla orada da kabul edildim. Edildiğim için de devam etti ilişkim. Öyle diyeyim. Ve orada gittiğimde de soruya da cevap vermiş olayım. Hani zor muydu, nasıldı dedin ya yaşam. Zordu. Ben çok küçüktüm yani. Lisans tabii yani 20 kaç oluyor yani? 22 yaşında falandım ilk gittiğimde. İngilizcem hep iyiydi ama hani yine de yapayalnız bir anda okumaya gitmişim. Ne kadar kalacağım belli değil. Bir yıl mı, 6 ay mı? Hani uzun dönem stajyer bana orada para vermeyecekler. Hani benim Türkiye'den desteğim olacak. TL, dolar hani o zaman yine daha yakın ama tabii şimdi daha da zor. Doğru. Yaşamak, bir ev tutmak, hani biriyle oda tutmak. Bunlar çok zordu ilk aşamada. Hani onları aşmak biraz zordu ama sonra tabii adapte oldu. Orada Türk Birliği birlikleri oluyor mesela. Yani onu öneririm. Ben Türk Birliği başkanlığını bile yaptım bir dönem MIT'nin. Onlara katılırdım. Böyle hani hep her yerde bir network'ü genişletmek. Hocanın istediğine göre doğru zamanda doğru sonuçları çıkarabilmeye, yani senin emeğini görürse aslında Türkiye'de de, Amerika'da da, Avrupa'da da emeğini, azmini görürse zaten genelde destek veriyorlar eğer çok böyle hani sıkıntılı bir tip değilse. Böyle. Peki Polen Hanım, ortalamanın çok yüksek olmadığından bahsettiniz. Bu ortalamanın kabul edilme aşamasında size etkisi nasıl oldu? Hani önemli bir yeri var mı? Şöyle var. Oranın yerel bursları oluyor bazen. Yani direkt yüksek lisansa doktoraya başvurmak istediğinizde 3,5 ortalama, 3 ortalama en az istiyorlar. Ama dediğim gibi orada yüksek lisans yapmak için. Şimdi benim öyle değildi ortalamam. Daha düşüktü. Ama orada da çalışmak istiyordum. Orada da işte senin research statement diye bir belge hazırlıyorsun. Hani neler çalışmak istediğin. Denk düşüyor musun oradaki çalışmalarda? Ya da işte o şeyi görüyorlar mı sende azmi? Sen aslında oraya gittiğin zaman sadece senin hani oradaki sigortanı diyeyim, vizeni onlar karşılıyor oluyor. Hani ilk gittiğimde ben öğrenciyken ama sonra zaten artık hani şu an orada da çalışıyor gözüküyorum artık. C1 vizem oldu. Ama ilk aşamada ortalama, eğer yüksek lisansa ya da doktoraya başvuracaksanız Amerika'da ya da Harvard'da, ortalama çok önemli. Ortalama, referans mektupları, bunlar önemli. Ama hani uzun dönem staja gideceğim ben de bir seçenek. Ortalamam düşük, gidemiyorum, böyle bir şey yok. Hani gidebilirsin. Sadece hangi alanda çalışmak istiyorsun? Doğru kişileri belirleyip onlarla iletişime geçme. Bu çok zor bir süreç. Dediğim gibi defalarca mesaj atıyorsun, mail atıyorsun, dönmüyorlar. Ama bir noktada bana döndüler. Benim birkaç öğrencime de o vesileyle ben hani vesile olmuş oldum. Gidenler de oldu 2 kişi. Ama bak yani kaç öğrencim var şimdiye kadar? Belki 500, 2 kişi hani. Çok kolay değil. O kendini gösterebilmekle, lisansı geçirirken kendini ayırabilmekle çok ilgisi var. Ben lisans hayatım boyunca, yani daha üniversite birden sonra her sene bir yerde staj yaptım. Yani tüp bebek merkezinde de staj yaptım, Kökücü'de de yaptım, immünolojide de yaptım. Hep neyi benim ilgimi çekecek ve ne benim tecrübemi geliştirebilir? Bunun üzerine hep kolaborasyonlar yaptım. Hani onun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Başvurduğumda ya da oraya gittiğimde mesela, ben lisansı yeni bitirmiştim ama doktoralardan daha çok teknik bilgiye sahiptim. Mesela o çok dikkat çekmişti. Hemen o zaman ben 3 ay diye gittim. Uzattılar mesela bir yıla. Hani çünkü deneyler, iş yapıyorum. İş yaptıkça onlara yayın çıkıyor. Aslında bedava işçisin orada ilk aşamada küçüksün. Orada kabullendirmek istiyorsun kendini. Mailinizi nasıl hazırlıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Hemen onu da cevaplayayım seninle konuşurken. Bir taslak hazırlamıştım ben. Hani merhaba ben Polen Koçak. İşte şu şurada okuyorum ya da bitirdim. İngilizce tabii bunlar. Sonra bir çalışmanın özetini mesela atıyorum. Benim gittiğim hoca nanopartiküller çalışıyordu. Şimdiki benim çalışma alanım gibi. O zaman onun böyle yayınlarını okumuştum ben. Ve özetle şu çalışma alanınız beni çok hani cezbetti. Ben de bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Herhangi bir hani destek, Türkiye desteğiyle gelmek istiyorum. Buradaki burslara başvurdum. Sizden bir hani tek para isteyince, çünkü daha da zorlaşıyor ilk aşamada.
Öyle başvurmuştu. Öyle bir mail hazırlamıştım. Aslında paylaşırım ben bu Zoom'dan sonra bir mail taslağımı sizinle ilk zamandaki. Tabii şimdi eminim daha iyisini hazırlarım ama en azından o sizin için bir yol gösterici olabilir. Çok teşekkür ederiz. Sorularımız devam ediyor. Chat'teki sorulara da en son bakabiliriz isterseniz. Hani belki aynı sorular denk gelirse diye. Hani sizin tamam. için de tekrar olmasın. Bir diğer konuda yabancı dilinizi nasıl geliştirdiğinizi merak ediyoruz. Bir İtalya sürecinden de bahsettiniz aynı zamanda. Evet, benim aslında biraz dile yatkınlığım var. İngilizcem iyiydi küçüklükten beri. Aslında özel okulda da okudum. Belki onun da etkisi olabilir ilkokulda. Yani küçüklük ne zaman İngilizce öğrendiğimi bilmiyorum. Hani çok küçüklükten beri. Ama nasıl geliştirdim? Yani genelde böyle hep yabancı kitap, İngilizce kitap okurum. İngilizce yayın takip ederim. Ya da izlediğim şeyi mutlaka İngilizce izlerim, hani Türkçe'ye çevirmem. Belki onlar etkili olmuş olabilir ve dediğim gibi bağlantım küçük yaşta kopmadığı için hep onun pratik bence bunu geliştirmek. Hep biriyle bir İngilizce konuşunca mecbur öğreniyorsun. Yani ilk gittiğimde mesela ben sifon ne bilmiyordum mesela ve hani onu o anda hani böyle şeylerle öğrendim yani. Ya da yastık ne demek bilmiyorum. Eve girmişim, yastığım nerede soracağım o anda. Hani öyle öyle öğrendim yani. Zamanla diyeyim. Ama İngilizce kitap okumanın, İngilizce yayın okumanın faydalarını görmüştüm. Bölümünüz İngilizce mi? İngilizce olanlar da var, Türkçe olanlar da var. İki seçenek de var bizim okulumuzda. Ben kendi adıma söylersem İngilizce programında okuyorum. Faydasını akademik dil olarak evet görüyorum. Hani bu amaçla zaten hani İngilizceyi seçmiştim ama Türkçe'de olan arkadaşlarımız da kendi çabalarıyla İngilizceyi destekliyorlar diye biliyorum. Artık zaten çok gelişti. Yani YouTube'dan bile İngilizcesini açabiliyorsun, deney videolarının, derslerin. Online kurslar var mesela, bizim Harvard'ında var bir sürü online, hem de free kurslar da var. Hani katılıp zaten yavaş yavaş geliştirirsiniz. Bence İngilizce halledilir. O hiç sorun değil yani. Mutlaka geliştiriyorsun. Orada öyle bir şey ki Koreli var, Japon var, Çinli var, bölüm başkanı olmuş Harvard'da ama anlamıyorsun İngilizcesini. Yani onun da çok iyi değil yani. Ondan korkmayın. Bu bence yani bana da geliyor mesela, ben nasıl konuşacağım? Hoca öyle bir konuşuyor ki herkes anlamaya çalışıyor böyle hani. Yani o yüzden hiç korkmayın. Dil problem değil, öğreniliyor. Önemli teşekkürler. Olan... İçimizi rahatlattığınız için teşekkür ederim. Çünkü herkesin içinde olan bir yaygın bir korku. Yurt dışında bilim insanı olarak görev aldınız. Hani bunun maddi manevi zorlukları size nasıl yansıdı? Bilim insanı olarak orada yer almak. Tabii pahalı bir süreç oluyor ilk aşamada eğer bursunuz Amerika'dan değilse. Ama şu anda benim gittiğim zamanlarda bu kadar çok destek de yoktu. Ama şimdi TÜBİTAK'ın yurt dışında çok öğrenci yani destekleme bir sürü programı var. Fulbright'in bursları var. Bildiğim kadarıyla bazı derneklerin bursları var. Onun için iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Maddi olarak zor. Evet, çünkü hani pahalı bir yer Amerika. Öğrenci olarak da hani pahalı, kiralar pahalı. Ama dediğim gibi o da burslara başvurursanız hani en azından konaklamanızı karşılayabilirse bir sorun olmuyor. Ama manevi olarak uzakta olmak zor. Eğer başına bir şey gelirse çok zor oluyor. Bir saniye pardon. Pardon. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ne diyordum? Manevi olarak da aileden uzak olmak evet zor. Küçük yaşta gidersen. Yani evet, o biraz zorlu olabiliyor. Hani biri rahatsızlanırsa yetişir miyim? Hani böyle kaygılarım benim hep oldu. Hala oluyor gideceğim zamanlarda. ya da işte ben rahatsızlandım mesela bu son gidişimde. Bir evde merdivenlerden düştüm. Başımı çarptım falan. Tek başımayım. Orada bir ya ben dönse miydim acaba Türkiye'ye dedim. Yani demedim diyemem. Geçmiş olsun bu arada. Ama bunlar da bu kariyerde iyi yere gelebilmek için oranın da tüm birikimini alıp ülkeye dönmek bence en faydalısı. Yani tamamen orada yaşamak gibi bir niyetim olmadı hiçbir zaman. Hani hayat ne gösterir bilemiyorum, buradaki kadrolara bağlı ama oradaki alabileceğimi de alıp burada onu daha iyiye taşıyabilmek için maalesef bu zorluklar geçiliyor tek tek. Motivasyonunu çabuk
elde eden bir insan olduğunuzdan bahsettiniz. Üniversite hayatınızda, akademik kariyeriniz boyunca motivasyonunuzu nasıl elde ettiniz? Birkaç örnekle bize bahsedebilir misiniz? Şöyle, benim işim öyle bir iş ki motivasyonunu kaybedersen sonuç alamazsın. Çünkü deney bu, yani aylarca uğraşıyorsun, belki hiç sonuç alamıyorsun. Ama ben karakter olarak da kendimi kolay motive eden biriyimdir. Daha pozitif düşünmeye çalışırım. Hep böyle pozitif hikayeler okurum. Hani o yüzden düştüğü zaman motivasyonum daha böyle yapabileceklerimi hayal edip neler yapabilirim. Bak insanlar hani, çünkü görüyorsun aslında ciddi bir araştırmaya girse buradaki herkes yurt dışında en iyi üniversitelerin belki başında, bölüm başında Türkler yer alıyor. Çünkü o kadar çalışkan bir toplumuz ki biz, aslında doğru değil, eğitim sistemimiz de hani buna müsait. Orada sadece oranın farkı, oranın da kültürünü ve vizyonunu almak gerekiyor. İkisini harmanladığın zaman aslında ben yapamayacağın hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Benim hep düşüncem şudur, benim ailemden de gördüğüm budur. Biz hani sen işte mesela atıyorum Harvard'a gideceğim dediğimde kimse bana şunu demedi. Ne Harvard ya, sen bu yaşta nasıl bulacaksın? Kimse bana bunu demedi. Herkes şöyle yaptı. Evet, bence de gidebilirsin. İşte bu benim için motivasyon kaynağı. Mesela bazı maalesef hani ailelerde de ya da öğretmen öğrenci ilişkisinde de ya nasıl gideceksin? Sen de yapacak mısın? Ya bunu sakın kanmayın. Yani yapılamayacak hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yokmuş. Burası yapılmış değil mi? Binalar yapılmış, uçak yapılmış. Bütün ne teknolojiler geliştiriyor. Yapay zeka, artık yeni çağa giriyoruz. Bir pandemi geçirdik mesela, neler geliştirildi değil mi? Buradan neler gönderildi bütün dünyaya? Aşı geliştirildi, geliştirmeye devam. Yani ben bunları düşünmek bile sizi motive etmiyor mu? Hele ki eczacılık, doğru, yani ilaç en temeli. Neler neler geliştirebilirsiniz? Daha bilinmeyen neler var yani? O gün mesela bir haberlerde dinledim. Şimdi bitki, bilmiyorum burada çalışanlarda var mı fitoterapide, hani bizim eczacılık fakültesinde çok aktifte çalışılan alanlarda. Mesela bizim kanserde böyle karnabahar tipi tümör oluşma diye bir şey var. Böyle aynı karnabahar şeklinde. Ve karnabaharın içinde bulunan bir molekülün ilaçlaştırılmış artık, o tip kanserlerde etkili olduğu görülmüş. Yani mesela bu beni motive ediyor. Demek ki daha bulunacak çok şey var. Ve eğer bir şey bile geliştirebilirseniz, bir hastanın bile yüzü gülebilecekse, bence yani bunun için çalışmaktan daha büyük bir motivasyon yok ki, ülkeye hizmet ediyor oluyorsunuz. Yeni şeyler geliştiriyor oluyorsunuz. Umut veriyorsunuz. Ve bunun için çabalıyorsunuz bence. Müthiş bir şey. O yüzden kendimi motive şu an bile ettim. Öyle yani. Çok ederim evet, ben. Bizler de sizin sayenizde motive bulduk. Ve evet, dediğiniz gibi eczacılık öğrencileri olarak daha çok bilimle ilgili şeyler öğrendikçe bizim de kendi kendimize motivasyonumuz artıyor. Bir dönem okulumuzun botanik bölümünde bazı şeyleri görme şansım olmuştu ve orada bitkilerden gerçekten de çok fazla imkanımızın olduğunu fark ettim. Hani daha yapılmayan, yapılabilecek olan bir sürü şey. Her yere hani girdikçe biraz daha fazla fark edip motivasyon bulabiliyoruz gerçekten de. Evet. Buyurun. Bir diğer, hemen bunu da söyleyeyim. Yani şu çalışma alanı kendinize belirlerken de ben genetikçi değilim, çalışamam, ya da ben eczacı değilim, çalışamam, böyle bakmayın. O kadar güzel network ve collaboration kurulabiliyor ki, benim var mesela birkaç projem. Eczacılar bana o uygun olan formülasyonları hazırlıyorlar. Ben onu hücresel deneylerde deniyorum. Tıp fakültesi gidiyor, onu klinik çalışmalar deniyor. O kolaborasyon, yani tek başınıza tabii ki yapamazsınız ya da işte daha zor olur. Ama hiç korkmamak lazım. Eğer bir amacınız varsa bir şey geliştirmek, bir sürü alanda bir arada çalışmak gerekiyor. Hepsini tecrübe etmek, belki stajlar yapmak. Yani mesela bizim Amerika'daki, benim Harvard'daki labda çok fazla makine mühendisi var. Ben anlarım mesela. Ama onlar bizim geliştirdiğimiz mesajerleri robotlara yüklüyorlar ve hani bir cihaz oluşturuyorlar. Mesela örnek veriyorum gibi. Yani bir sürü alanın, life science dediğimiz bir sürü alanın, hem mühendislik hem sağlık bilimleri, hepsinin bir arada çalıştığı alanlar bizim ve sizin alanlarınız. O yüzden önü çok açık her türlü. Bir merak ettiğiniz diğer şey de şu anda yaptığınız çalışmalarınız ya da deneyleriniz. Bize bunlardan da biraz bahsetme şansınız var mı? Tabii. Benim birkaç şu an projem devam ediyor. Boston'daki projem kardiyak reprogramming, kalbi geri
şöyle diyeyim, kalp krizinden sonra kalpte bazı yara izleri gibi hasarlar kalabiliyor. Bunu geri dönüştürmeye yönelik bir çalışmamız var. Nanopartiküllerle, nanopartikülde işte egzozom ve lipozom, lipozom mutlaka eczacılar da hani duymuştur. Lipid yapıda bir sentetik molekül. Egzozom da insanların vücudunda normalde hücre dışı atık olarak bilinirdi bu zamanlara kadar. Ama şimdi aslında hücreler arası iletişimde rol oynayan yine kargo molekülleri diyeyim size Türkçesi. Ben onların ikisinin hibrit formülasyonunu yapıp içerisine bu cardiac reprogramming, yani kalbi geri dönüştürebilecek sağlıklı hale, şimdi hatta bu sıra mRNA teknolojisi de bu BioNTech aşısından sonra da duyuldu. Ona da mRNA, mikroRNA ve de teknolojisi yükleyip aslında tekrar uyarı sağlayabilmek ve kalp hasarını geriye dönüştürmekle ilgili bir çalışmam devam ediyor. Amerika'da aslında bitti sayıları, yayınlanmak üzere. Türkiye'de benim yara iyileşmesi üzerine bir ürün geliştirme çalışmam var. Yıllardır bitkilerle ilgili, bitkisel egzozomlarla ilgili. Kök hücre çalışmalarım devam ediyor. Yağ kök hücrelerini kasa ve böyle nöronlara falan dönüştürüp hastalık tedavisinde kullanabilmek için. Kanser çalışmaları devam ediyor yıllardır. Patentlenmiş olanlar da var, devam edenler de var. Akciğer zarı kanseri ağırlıklı ya da akciğer kanseri ağırlıklı ve prostat kanseri ağırlıklı. Yine ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bunların hepsi tabii ben tek başıma değil, bir ekip olarak devam ediyor. Ve böyle çalışmalar klinik aşamaya geçip de piyasaya çıkması, şimdi siz benden iyi bilirsiniz eczacı olarak, hani uzun bir süreç. O yüzden biz yolun yarısındayız diyeyim. Yıllar, çok uzun yıllardır devam ediyor ama klinik aşamaya yeni geçti. Böyle çalışmalarım aslında birçok alanda, ama daha çok kök hücre, kanser ve doku yenilenmesi, rejenerasyon üzerine çalışmalar yürütüyorum. Hepsinde de ilaç geliştirme, bitkisel ilaç geliştirme ya da kombine terapiler, bunun üzerine çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışında misal veriyorum, Harvard'da bizlerin staj yapma ya da gönüllü olarak kısa süreli projelerde çalışma imkanımız var mı acaba? Var. Peki bizlere neler önerirsiniz? Yani ama nasıl bir yol belirlemeliyiz? Bence öncelikle hangi alanda çalışmak istediğinize karar verip, ya da eğer bir alan fark etmiyorsa hangi hoca, mesela hoca seçimi aslında. Birkaç böyle bir liste hazırlayıp kendinize onlara tek tek mail atıp hani şansınızı deneyebilirsiniz. Yani eğer Türkiye'den grant, yani bursunuz Türkiye'den olursa bir tık daha kolay oluyor. Ama bazısı çok böyle özelse çalışmaları kabul etmeyebiliyor. Onda da sizin hani benim teknik birikimim ya da çalışmak istediğim alan bu, bilgilerim şunları biliyorum, ben hani yardımcı olmak istiyorum. Eminim sizin laboratuvarınıza da ben hep böyle derdim. Hep o dikkat çekmişti gittiğimde, söylemişlerdi. Ben de size katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum, özgüvenine de sahip olmak gerekiyor. Çünkü yani belki milyonlarca kişi başvuruyordur yani, düşününce. Çok kolay değil. Master doktoraya da hani kabul ediliyor. Ben çok Türk var şu anda. Onda ortalama etkin. Research statement. Özellikle böyle gönüllü aktivitelere de çok bakıyorlar Harvard, MIT'de. İşte nasıl diyeyim, dernekler var mı, işte bir böyle gönüllü aktif, sosyal sorumluluk projelerine de şey yapıyorlar. Ama eğer böyle kısa dönem staj, işte 6 aya kadar, hadi bir yıl böyle bir staj düşünüyorsanız, dediğim gibi araştırıp, mail atıp, cevap beklemek. Yani o da biraz şans açıkçası. Yani eğer ihtiyaç var mı, önce onu bir mutlaka yazıyorlar web sitelerinde hani aradıkları. Böyle yani şu dönem çok zor. Şu an kimseyi çok almıyorlar. Doğru. Yani, ama hani sadece vizesi olanları, ama araştırıp, bazı Türkler var mesela hani yurt dışında. Onlar da bazen destek verebiliyorlar. Onları deneyebilirsiniz. Öyle. Bu gönüllü staj programı kapsamında dil yeterliliği için bir sınav, onların tabi tuttuğu bir sınav oluyor mu? Yoksa kendi dil belgenizle gitmeniz yeterli mi? Şöyle, yaz okulu gibi bir şey var, ücretli. Harvard'dan bahsediyorum. Ücretli bir yaz okulu var. Orada gerekli. Ama o pahalı da bir hani program. Onda da birkaç seviye var. Onu geçerseniz hani otomatik gidebiliyorsunuz, ama hani böyle bir projede yer almak için dil benden istemişler miydi hiç hatırlamıyorum, ama istemişlerdir herhalde. Yani vardı benim ama
Yani o da hocaya bağlı. Eğer dediğim gibi yeni kurulan bir labsa mesela, öğrenci alması, stajyer alması gerekiyorsa müthiş. Yani böyle şeyleri aslında kovalamak lazım, araştırmanız lazım. Hani ne, yani hangi okul, şimdi sen gidip de George Church mesela atıyorum genetiğin babası derler. Gidip onu da her gün mail atarsan adam cevap vermez yani zaten. Amerika'da 1 milyon kişi adama yazıyor. Hani ama doğru kişi yani. Hem böyle kendini yani orta yaş hocalar genelde böyle destek veriyor oluyorlar. Hem de kendiler de çalıştırmak istiyor oluyorlar. Ama dediğim gibi yani bak ben 363 mail bir gecede 3 kişi dönmüş. Düşünsene. Kimse devam etmezdi bunun üstüne yani. Ben bu arada o bana bir kere kabul eden kişiye gitmedim. Devam ettim mail atmayı istediğim kişi. Yani. Bir de sadece kararlı olmak tabii. Evet. Belki Harvard, MIT hani bir tık daha zor ama mesela Albert Einstein College of Medicine var New York'ta. Orada çok Türk var. Hani oradakiler bazen kabul edebiliyor. Böyle şeyleri araştırmak gerekiyor. Açıkçası. Üniversite zamanınızda iyi ki yaptım ya da keşke yapsaydım, niye yapmamışım dediğiniz bazı tecrübeleriniz oldu mu? Evet, staj yapmak. Bol bol staj yapmak. İyi ki yapmışım. Yani beni çok ayırdı. Benim yaşıtım, benim dönemim öğrencilerden beni çok ayırdı. Çünkü az da yani en çok öğrenmek bence stajyerken öğreniliyor. Yani en çok orada çalıştığın için en fazla o zaman öğreniyor. Ben yani çok çok yerde çalıştım. Ve her yerden dediğim gibi yani kök hücre çalışmamın vesile mesela tüp bebekte çalıştığım hoca kök hücrelerle ilgilenmek istiyordu. Ama hani tüp bebekçi yıllardır o zaman benim araştırmam gerekiyordu. Yani öyle tanıştım. Çok üniversite 2'ydim yani lisans 2'ydim. Sonra immünoloji, hani şimdi az çok aşıların ne olduğunu anlayabiliyorum mesela ya da nasıl geliştiriyor ya da mesela Türkiye'de de şimdi geliştiriliyor. İşte onlarla konuşurken ne olduğunu anlayabiliyorum. O zamandan kalma. Hani bir o, iki okuyup geliştirmek gerekiyor kendini akademik anlamda. Çok çabuk yenileniyor çünkü bizim bu bilimde işler. Takip etmeye çalışıyorum. TED Talk'larını takip etmeye çalışıyorum, bilim insanlarını. Ama genel olarak tecrübe kazanmak gerekiyor. Yani ben mesela kendi okulumda da yani lisans okuduğumda da orada da bir sürü laboratuvarda hocaların yanında staj yapmıştım. Yani orada öğrendiğim bir teknik bile bana yardımcı oldu. Onu öneririm. Eğer daha hani 4. sınıf falan değilseniz 3-2 yapabilirsiniz. 4'seniz de zaten mutlaka yurt dışında ya da Türkiye'de stajyer başvuruları yapmakta fayda var. Yani hoca yani mesela bana geliyor, ben de bizim şirket için. Yani diyorlar ben hani çok gönüllüyüm, öğrenmek istiyorum bunu. Hani belki biliyorum hiçbir şey yapamayacak. Yani aslında alanla ile alakam yok benim. Ama belki benden duyacağı iki kelime onu bir şekilde yönlendirecek. Hani ona göre dikkat ediyorum. Bu çok önemli. Yani bir sürü şey tecrübe etmek çok önemli. Bu bizim bilimsel camiada. Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği'nin kurucu eş üyelerinden birisiniz. Çok güzel bir dernek. Araştırdım ben de. Çoğu arkadaşımız da biliyordur. Bu yolculukla ilgili birazcık bize anlatabilir misiniz? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Şimdi şöyle. Benim Amerika'da çalıştığım dönemde yapay zeka çalışan hani Türk arkadaşlarım vardı hatta. Bir tanesi MIT'de profesör. Böyle otonom araçlar yapardı. Yapıyor hala. Sertaç. MIT'de yıllar benim ilk gittiğim 2018 zamanında karşı komşumdu. O sonra profesör oldu orada artık MIT'de. Yani müthiş, düşünün. Bakın işte böyle başarı öyküleri var. O zamandan başladı benim açıkçası. O böyle New York Boston arası otonom shuttle'lar yapardı. Yapay zekayla tanışmam aslına bakarsan öyle başladı diyebilirim. Bu nedir, nasıl yapılıyor? Ben hep onunla da sohbet ederdik böyle hani nasıl ilerliyor? Bir öyle. Birkaç yine orada arkadaşım vardı. Yine makine mühendisliğinde doktora yapıyorlardı. Yapay zeka, uçak mühendisliği. Aslında benim alanım değil ama işte bilimi çekiyor gerçekten. Ben de hep çalıştığım laboratuvarda da o zaman daha bu 3D bioprinterler yeni çıkıyordu. Amerika'da var. Ben de onu öğrenmek istiyorum. Hani Türkiye'de de belki YTP'ye kurulur. Hani biz de kullanırız. Çünkü artık bütün ilaç çalışmalarını bizim hep iki boyutlu işte hücreler üzerinde deniyoruz. Ama aslında tam insanı mimik edebilmek için 3 boyutlu organoid deniyor. Onları da denemek gerekiyor. O vesileyle aslında bir böyle teknoloji, yani yapay zeka onları biraz öğrenmiş bulundum.
Ve bu şirket Genestetics'te de aslında genetik test yaptıktan sonra çok ciddi bir veri, bir data base oluşmuş oluyor. Onların aslında yapay zeka ile popülasyona göre oranlanması nasıl olur, hani böyle bir şey geliştirilmesi, bir yazılımcı arkadaşım, akademisyen, o bize destek oldu. Yani nasıl yapılabilir? Ve bütün böyle bunlar yavaş yavaş başlamıştı hayatımda geçtiğimiz senelerde. Ve bizim Yapay Zeka Derneğimizin kurucusu Esen Hanım'la Yeditepe'de karşılaştık bir gün. Aslında tanışmıyorduk ama Harvard'da o da gitmişti. Ama yani LinkedIn'de ekliyiz birbirimizi ama yüz yüze. Sonra ben hemen dedim, aa siz olsunuz değil mi, nasıl, ama o zaman daha yapay zeka yoktu. Ve Esen Hanım derneği kurduğunda da bana da hani, olabilir mi böyle bir şey düşünüyorum kurma, yani o çünkü çok vizyoner biri. Ve böyle bir sürü alanda zaten hep böyle bir sürü böyle hani yılın CEO'su ödüllerini almış müthiş bir kadın. Benim mesela o da mentorlarımdandı, yani çok idolümdür yani. Hem bir sürü iş, hem güzel bir hayat, yani böyle motive edici, pozitif biri falan. Yapay zekayı da o vesileyle daha da tanımış oldum. Derneğe de Esen Hanım vesilesiyle kurucu üyelerinden olmuş oldum. Olduktan sonra da tabii Amerika'daki dernekle de afiliye bizim buradaki derneğimiz. Öyle olunca da tabii takip etmeye başladım yeni çalışmaları. Takip ettikçe, gerek de duyunca, o zaman her şeyde bir sonunu bir yapay zekaya bağlamaya başladım. Yani kardeşim benim iti makine de mesela öğrenci. Ona da hadi ya senin de yani yapay zeka çalışman lazım. Bu çünkü yeni artık gelecek böyle demeye başladım. Okudukça da dediğim gibi ben yazılım, ben yapay zeka algoritmalarını ben yazmıyorum. Hani benim alanım değil. Ama ekibimiz var. Hani ortak çalışmalar yapıyoruz. Böyle yapay zeka geleceğinde teknolojisi şu anda Türkiye'de de hatta bölümler de kurulmaya başlandı. Mesela sizin ilaç geliştirmelerde de yapay zeka ile bunu hani daha yüksek klinik çalışmaları daha kısa zamanda bitirmeyle alakalı falan da çalışmalar yapılıyor. Mesela COVID'de bu akciğer BT'lerini karşılaştırıp böyle yapay zeka ile otonom bir hani sonuç verme, böyle çalışmalar da yaptı. Aslında dediğim gibi çok önü çok açık görüyorum. Aynı biyoteknoloji gibi. Zaten hepsi iç içe. Hepimiz iç içe çalışmalarımız. Böyle yapay zeka ile ilgili de düşüneceğim. Bir arkadaşımız şunu sormuş. Eczacılıkta biyoteknoloji üstüne daha sınırlı bilgi sahibi oluyoruz. Genetik mühendislerine göre hani daha az bilgimiz oluyor ve bu konuda nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Nasıl bilgimizi arttırabiliriz? Aynen. Biz de eczacılık konusunda çok az bilgi sahibi oluyoruz. Aynen. Yani ve bir ilaç geliştirme üzerine çalışıyorum mesela. Ama ben o deneyi kurarken mesela eczacılara gidip soruyorum, ben bunun dozlarını neye göre ayarlamalıyım mesela, diyorlar ki logaritmik olmak zorunda çünkü bu yüzden ileride bunu işte nasıl geliştirebilirsiniz, okuyarak, videolar izleyerek, belki yani araştırma alanına göre yayın takip ederek, belki seminerlere katılarak böyle geliştirir. Tabii ki hiçbirinde tamamen uzman olamazsınız, hani herkes kendi bölümünde ancak tam uzmanlaşabiliyor ama böyle kitaplar var ya işte, Genetics for Dummies mesela, hani hiç bilmeyen biri için genetik. Hani böyle kitaplar okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Staj yapabilirsiniz. Yani mesela bir ay bile staj, benim vardı öyle bir öğrencim o eczacılıkta. Almanya'da mı okuyordu, Hollanda'da mı gelmişti. Bir ay staj ama mesela öğrendi az çok. Hücre ne, nasıl yapıyoruz, neye göre organize ediyoruz. Pratikte de görünce daha da şey oluyor. Staj da öneririm. Hatta yani çok çok daha etkili olabiliyor. Çalışma alanı belirlendikten sonra az çok etkili olabiliyor böyle şeyler. Başka sorumuz yok galiba şu anda. Arkadaşlar varsa yazabilirsiniz. Onun dışında benim sorularım bitti. Ben çok teşekkür ediyorum size, teklifimizi kırmadınız, geldiniz bu akşam. Arkadaşlar isterseniz kameralarınızı açabilirsiniz. Bir fotoğraf alalım bu akşam için. Selin'cim sen ilgilenebilir misin acaba fotoğrafla? Tabii ki, hemen ilgileniyorum. Kameralarınızı açabilirsiniz. Değerli, başarılı bir yıl diliyorum bu arada. Kapatmadan çok önce. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizinle konuşmak, deneyimlerinizi öğrenmek bizler için artı bir motivasyon oldu bu akşam.
Çok teşekkür ederim. Bana da LinkedIn hesabımdan da mail adresimden de sorularınız varsa istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin de. Ben de çünkü böyle birilerini darlaya darlaya kendimi geliştirdim. Hiç o konularda rahat olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Staj imkanlarımız da oluyor bizim hem Yeditepe Üniversitesi'nde. Dediğim gibi mail taslağını da ben Elif seninle paylaşırım. Tamam. Sen de isteyen de paylaşırsın. Biz grup sayfamızdan onu paylaşırız arkadaşlarımızla. İsteyenler alır. Tamam, anlaştık. Fotoğraf çekiyorum şimdi. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok ben herkese iyi akşamlar diliyorum o zaman. Polen Hanım, tekrar çok teşekkür ediyorum kendim ve kulübüm adına. İyi akşamlar diliyorum sizlere de. İyi akşamlar, görüşmek üzere.